Hemen dağların eteğine kurulmuş yani gerçekten. Bu sefer baş dışı atacağım. İsviçre'den bile güzel. Şurası da Dachauskaya köyü. Pasolok Dachauskaya diye geçiyor. Yani... Adige peyniri haliyle. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar, saygılar, sevgiler, hürmetler arkadaşlar. Şimdi Dachauskaya'daki ikinci günümüzdeyiz ve gerçekten harika bir uyku uyudum. Çok iyi dinlendim. Güzel bir yerdeyiz. Otelimiz çok güzel. Yani birazdan günümüze başlayacağız ve bugün size hem oteli hem bölgeyi gezdireceğim. Şurada akarsu var. Onun kenarına ineriz. Birazcık oralara bakarız. Daha yakından gezeceğiz yani. Baksanıza manzaramıza. Daha sabah kalkar kalkmaz. Böyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Odalar işte böyle. Yani gerçekten böyle sanki bir ortaçağ oteli gibi, hanı gibi dizayn edilmiş. İçerisi de öyle. Ama güzel. Şurası da Dachauskaya köyü. Pasolok Dachauskaya diye geçiyor. Yani burası böyle boyunca. Köyü yine bir Belaya Reka ikiye ayırıyor. Şurası. Dağlar. Kafkas dağlarındayız. Bir önceki bölümü izleyenler bilir. Şu dağların, yani şuranın arka tarafı Soçi. Krasnaya Polyana diye bir bölge var, yine bir tatil bölgesi. Yani bu köy genellikle şu an için şurada gördüğünüz evlerin çoğusu. Otel tabi, normal yaşayanlar da var. Fakat bir tatil köyü dersek yanlış olmaz. Kahvaltınızı alıp burada da kahvaltı yapıyorsunuz galiba. Burayı da kullanabilirsiniz. Bakalım. Zeyn işte burada veriyorlar. Etaşto, Aladuşki. Aladuşki, zeynirler. Şöyle ufak. Adige peyniri haliyle. Böyle ekmek, kek, poğaça, yani yeterli bu otel için. Butik bir otel burası, gayet güzel. Bakalım, alalım biz de kahvaltımızı. Kahvaltımızda omlet, yumurta, benim tabak şöyle, manzara böyle. Kahvaltımız da böyle. Kahvaltı odaya dahil. Bakalım. Otel gerçekten otantik, güzel ve yukarıda da bir VIP salonu var. Oraya çıkalım bir de bakalım. Baksanıza. Çok iyi dekore edilmiş ya. Vallahi ben beğendim yani burayı. Herhalde burası. Burada özel işte doğum günü falan veya işte yeni yıl için kutlama yapılacaksa burada yapıyorlar. Yani şu manzara eşliğinde. Çok iyi abi ya. Nasıl? Siz de görüşlerinizi yazarsınız arkadaşlar.
Ben çok beğendim bu oteli. Bunu yani nasıl tutabilirsiniz, eğer buralara gelmek isterseniz nasıl tutarsınız falan, bunlarla ilgili linkleri aşağıya koyarım, fiyatlarını zaten orada görebilirsiniz. Ama eğer size hoşunuza gittiyse bu bölge, eğer bir gün buralara da gelirseniz bu otelde kalın yani. Şimdi bak, İsviçre'ye benzetmişler herhalde onlar da, ya da dünyanın birçok yerinden görüntü var burada. Ya geçen bir videoda İsviçre gibi dedim Rusya'ya, bütün İsviçreliler ayağa kalktı ya. Böyle yapmanıza gerek yok arkadaşlar, İsviçre de güzel. Tamam, kabul. Neyse, devam edelim. Şimdi otelin diğer birkaç bölümünü gezdireyim size. Ardından da sokaklara inelim. Спасибо. Şu taraf şu taraf bizim odalarımızın olduğu kesim. Burası kahvaltı salonu ve resepsiyonun olduğu yer. Buralar yine kafe. Tabii daha çok yazın, daha ağırlıklı kullanılıyor herhalde. Şu da bir kafe. Buraya da böyle bir manzaralı bir süsleme yapmışlar. Size biraz da beyaz nehir manzarası göstereyim. Şurada da havuz var. Havuz o tarafta. Evet. Biraz dolaşalım bakalım otelin alanını. Hemen dağların eteğine kurulmuş. Yani gerçekten bu sefer başlığı şey atacağım. İsviçre'den bile güzel. Kızmayın. Şimdi buralar herkesin yani kendi işte akşam yemeğini veya işte oturup zaman geçirebileceği eşiyle dostuyla alanlar. Şöyle 2-3 tane var. Böyle. Şöyle bakın. Şadırvanlar yani. Yine bunlar, burası hep işte bu otelin tesisi. Ormanın hemen kenarında. Burası da yine bir yüksek ihtimalle daha yüksek kalitede bir odaların olduğu bina. Şurada Unakoz'u seviyorum yazıyor. Unakoz Adigeya Stanitsa Dakhovskaya. Yani Dakhovska'nın başkenti. Evet. Çocuk parkı var. Yani huzurlu, böyle tertemiz bir havada eğer bir tatil yapmak istiyorsanız burası birebir. Şu az önce VIP salonunun olduğu bina. Bu tarafta halen tabi karlı olunca genişletiyorlar oteli. Diğer tarafta şurada inşaat çalışmaları devam ediyor. Ama baksanıza ya. Ah. Süper güzel olmuş. Süper güzel. Otelde bu arada şey de var. Arkadaşlar, havuz, işte hamam falan var. Onlara da gireceğiz inşallah. Bakalım. Şöyle bir de üst tarafa. Hemen ormanın dibi. Baksanıza. Kayalara bakın. Gerçekten. Böyle geniş bir alan. Yani bu otel. Ama güzel. Taştan dağ evleri konseptinde, birazcık daha içerisinin mobilyaları böyle orta çağ gibi. Fakat hoşumuza gitti. Bakalım diğer yerlere geçelim hadi. Bakın, insanlar hazırlamış yılbaşı için
masaların da kanişte. Şurada havuz var. Bu havuzda da söylüyorsun, açıyorlar. Yani işte mesela şu saatler arasında gireceğim diyorsun, 4 ile 6 arasında açıyorlar, girebiliyorsun. Sıcak havuz bu. Şöyle çok güzel bir alan içerisinde. Bir de şeyi söyleyeyim arkadaşlar, burada mangal da yapabiliyorsun. Tabi otelin kontrolü belirlediği alanda. Orada mangal da yapacağız. Onu da işte kendin etini falan filanı alıyorsun, geliyorsun burada kendin güzel bir şekilde yapıyorsun, pişiriyorsun. Böyle sevimli bir otel. Odamız da böyle arkadaşlar. Şöyle bir yatağımız var gördüğünüz gibi. Böyle harika bir manzara eşliğinde yaşıyoruz, uyanıyoruz. Televizyon var. Böyle güzel geniş bir oda, bir de şöyle de bir eskitme. Dedim ya, biraz orta çağ konsepti gibi. İşte gardırobumuz. Burada aslında Timur için bir yatak. Oda böyle. Tabi birazcık daha apart otel tarzı. O yüzden şöyle işte şeyler var. Ufak bir mutfak yapmışlar. Şurası da tuvalet, banyo. Böyle. Klasik yani. Bu da bendeniz. Böyle gayet şık, güzel dizayn edilmiş bir oda. Şimdi hadi artık dışarı gitme zamanı. Şimdi şiş. Vatit yemiş tokunam ya. Evet, vatit yeter. Tabii. Или kömür ve şiş almaya geldik. Bugün mangal yapacağız. Yani bir market yani. Lahovskaya'dayız. Somon balığı, balıklar, kuru balık burada çok revaçta. Fiyatları da ne? 980 karuşka. Somon balığı galiba bu. Bu da öyle. 1960 kilosu. Kilosu 600 lira, 650 lira. Güzel. Tamam mı? Evet, ben size biraz da etrafı gezdireyim. Arkadaşlar işte burası Dahovskaya, otelimiz şu tarafta. Yani çok şirin, güzel bir köy ama tabii biraz daha böyle köyünde bir üst gelişmişi gibi görünüyor. Daha çok turistik bir yer olmuş. Здравствуйте. Çay, semaverde. Buraların klasiği. Burası Dahovskaya'nın merkezi. Arkadaşlar, insanlar burada kalanlar, otellerde falan alışverişe buraya geliyorlar. Bak yine turşu. İşte Rus banyosu için böyle şu şeyleri kullanıyorlar orada. Yaprakları, o yapraklardan işte odun, mangallar için işte jacuzzi, saunalar için odun satılıyor.
Yine tabii ki buranın klasiklerinden kalpaklar ve lif, yine Rus banyosu için şapka, post, peti postu. Şöyle yürüyelim biraz şu tarafa doğru. Vallahi köy böyle işte. Burası tabi evler yine çok güzel dizayn edilmiş şekilde tabi, ama evlerin çoğusu artık otel. Şu ki mesela şey değil, burada insanlar yaşıyor gibi tabi. Köyün kendi yerlileri de var. Onlar. Burası yine bir Adige köyü. Adige Cumhuriyeti'ndeyiz. Burası Respublika Adige'ya. Vallahi ortam çok güzel. Tabi isterseniz şöyle ATV turları, işte ata binme gibi etkinlikler hep burada yapılabiliyor. Ben fazla öyle macera insanı değilim de, yani şey olarak ekstrem şeyleri yapmayı sevmiyorum işin aslı. Ama şuraya bakın, şu evlerdeki şirinliğe falan baksanıza. Yani tam işte burası klasik artık Rus Adige karışımı bir köy. Muazzam. Yani bu bölgelere söylediğim gibi Rusya'nın tamamından turist geliyor. Özellikle Moskova, St. Petersburg gibi şehirlerden de son dönemde bu Adige'ye ya da Kuzey Kafkasya'nın tamamı popüler olmaya başladı ve insanlar buraya geliyorlar. Biz de şöyle geldik, bu yılbaşı tatilini burada geçirmek istedik. Biz de geldik. Söylediğim gibi yani konsept oteller var. Zaten bakın burası da bir otel. Şurası bir otel. Yani Rus banyosu, saunalar, Türk hamamı falan hizmetleri oluyor bu otellerin genelde. Böyle yani gayet huzurlu, sakin, temiz havada bir tatil yapmak istiyorsanız birebir bir yer. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Bugün yani fark etmişsinizdir zaten, hava sıcaklığı yaklaşık 15 derece. 31 Aralık 2023 bugün. Yani 2023'ün son günü. Ama hava muazzam güzel yani. Fakat bakalım, yani ben kar yağmasını tercih ederdim ama böyle oldu. Uf. Akşam da sıcaklık tabi düşüyor ama yine bir 8-5 derece, 8 derece falan bu civarlarda oluyor. Vallahi evler çok güzel. Ben bakın şu arkada dağlar, evler falan muhteşem görünüyor. Lahovskaya'nın burası da biraz sanki daha pazar gibi bir yer. Otopark pazar gibi. Şu taraflara bakalım. Evet, burada insanlar hep işte mangala falan yönelik şeyler satıyorlar. Güzel. Bak, yine odun, kömür satıyor. Bu da yöresel sucuklar, etler, böyle. Sucuk ol. Bunlar sucuk. Şu da sucuk. Buna salça katmıyorlar şuna. O yüzden siyah oluyor. Buna salça da katılıyor. Böyle birçok et var. Etaşto? O da.
Перепелка. Перепелка. Спасибо. Перевод. Здрасте. Здравствуйте, с наступающим. Yeni yıldan dolayı tabii herkes С Новым годом. Evet, köyde gezmeye devam edelim bakalım. Diğer yoldan çıktık şöyle. Bakın. Давайте гуляем. А вон папа Дед Мороз. Вон. Наверное, он Evet, yani bu yılbaşı tabii Rus kültüründe, yani Batı kültürünün tamamında ama Rus kültüründe de en önemli bayram. Dolayısıyla insanlar yani hem uzun bir tatil var, 10 gün tatilleri var burada, hem de yani bu bayram için yoğun derecede bir hazırlık yapıyorlar. Ben de size bunu fırsat bilip şu güzel köyü gezdirmek istedim. Bak, burası doğal evler ama yani çok güzel bence şey olarak kullanılıyor. Otel. Otel. Benim gördüğüm kadarıyla yani evlerin en az %50'si burada otel, kafe olarak hizmet veriyor. Veriyor. Baksanıza ama şu evin güzelliğine yani. Güzel yani. Evet, basma gel. Timur da. Gel basma, otellere bakalım, evleri gösterelim, gel. Evet. Bunlar hem otel hem ev. Görüyor musun? Bak şu. Şurası restoran. Restoran. Şu ev. Köyde şöyle ufak bir yürüyüş turu yapmış olalım. Timur. Maykop ve çevresinde arkadaşlar en büyük aslında iş sektörü, geçim kaynağı kerestecilik. Çünkü çok fazla orman var etrafta. O yüzden bakın buralarda da belli ki yapıyorlar. Yani tarım, turizm ve kerestecilik buraların en büyük geçim kaynağı şu anda. Çok doğal bir köydeyiz. Bakın. Yani köy böyle. Doğal yaşam. Sakin alan. Hepsi peş peşe, bakın tavuklar. Güzel. Ama ben seviyorum işte böyle doğada yürümeyi, ne bileyim değişik yerleri gezmeyi. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Yani seviyorsanız eğer bu tarz şeyler sizin de ilgi alanınızsa bence buraları görmelisiniz yani. Timur nereye? Kukariku.
Böyle işte. Keresteler. Valla köydeki doğal yaşam böyle arkadaşlar, burası da. Yine Dahoska'nın Gruşa veya Gruş işte öyle bir şey caddesi. Geldik. Gördük. Dönüyoruz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya biz Krasnodar'dan 2 saatlik bir yolculukla önce Maykop'a geldik. Maykop'tan da yine yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla buraya geldik. Yani burası Krasnodar'dan 3 saat uzaklıkta, Maykop'tan 1 saat uzaklıkta bir köy ve de gelip görünebilecek bir yer. Özellikle tabii şimdi kar yağmış olsaydı çok daha güzel olurdu herhalde görüntüler, ama yine de çok şükür geldik. Bakalım. Yani Dahoska kasabası da böyle. Şu an birazcık daha turistik bir yer. Çok doğal bir şey gibi değil ama bir sonuç olarak bir Adige Rus karışımı bir köy. Ve şimdi bu akşam tabii yılbaşı kutlanacak burada. Onunla ilgili görüntüleri de yine ya bu videoda ya da bir sonraki videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Kıvam. Деревня, да? Господи, а что мы в ней не видели? Хорошая деревня. Мы эту деревню с детства знаем. Мы эту деревню с детства знаем. Мы, как говорится, в детстве часто сюда с родителями приезжали. Да. Нас мама очень любила Даховскую. Очень. Она да. Такая природа. Тут правда, такой воздух. Такая да. Вообще. Тимурочка, что ты делаешь? Выросли в этих краях. Да. Здесь ничем не удивишь. Понятно. Мне тоже нравится вот это поселок Даховская. Это деревня. Деревня это? Даховская это деревня, да? Поселок? Да, поселок. Какая разница? Şimdi bu bölgedeki diğer bir kasaba, köy kasaba gibi olan bir yerleşim yeri var. Kamina Most ki oraya gideceğiz. Bakalım orayı da göstereyim size. Hadi. Evet, köyün diğer tarafına geldik şimdi de. Arkadaşlar burada tarihi bir köprü var. Gelmişken onu da görelim dedik. İsmi... Как называется это? Каменный мост. Каменный мост. Старый каменный мост. Yani eski köprü. Köprü. Şurası. Сколько лет это, Марина? Ой, ой. Знаешь или нет? Это даже не прошлое, это позапрошлое. Видишь, ну, шурдан бы göstereyim. Да. Şuradan. Bakın. Çok eski yıllardan kalma bir köprüsü var bu. Ne Beyaz Nehir'in üstünde. Evet. Şöyle suda kayıyor mu niyet? Biraz nehrin dibine ineyim. Heh. Arabayla buraya kadar bile geliyorlar. Çok. Buradan da yol var yani. Abi az evvel yukarıdan otelden gördüğümüz nehir burası. Bizim otelde şu yukarılarda bir yerde zaten. Hadi şimdi köprünün üstüne çıkalım. Bizimkiler çıktı bile. Yani burası biraz daha rüzgarlı. Bayağı rüzgarlı. Ama en azından görüntüleri görmüş oluyorsunuz. Bakın bu sürekli bahsettiğim Beyaz Nehir. Yani Reka Bela'ya. Güzel. Rita idi. Bu kim yapmış bu köprüyü?
Тамам, когда? Before revolution also, it's a stone. It's really old bridge. They constructed from stones. Then it's no later they put this surface. But now it's closed and just like art object. Anladım. Yani Sovyetler zamanında yapılmış eski köprü yeniden işte onarılmış ve şu an sadece insanlar gelsin geçsin diye böyle açık tutuyorlar. Normalde trafiğe işte açık herhalde burası da, çünkü ufak ufak arabalar geçiyor yani açık. Bak bu abi de geliyor. Güzel, bu bölgede görülebilecek yerlerden bir tanesi de burası. Aşağıda da insanlar fotoğraf çekiniyorlar, video çekiniyorlar. Evet. Su tabii bulanıklaşmış. Bunun sebebi şey oluyor genelde. Artık dağlardan gelen yağış suları falan böyle yapıyor. Bu bölgede Sıra Dağlar var. İşte şurası da Sıra Dağların bir bölümü ve ünlü bir bölümü. Bizim otel de ismini bundan almış. Sıra Dağlar Unakoz, yani Unakoz artık herhalde Çerkezce bir şey. Çünkü ben anlamadım ne hangi dilde olduğunu. Böyle bu manzaradan dolayı, bu dağlardan dolayı burası çok cazibesi olan, insanları çeken bir yer. Dur, o yiyecek zannederim. Ne oluyor? Карпати, Альпи. Карпати, Альпи. Привет. Игрушечная. Это живая собачка. Живая. Oyuncak olur mu oğlum? Oyuncak değil mi bu diyor. Oyuncak olur mu? Gerçek köpek o. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz hala kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki video zaten bu videonun devamı olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.